Merhaba arkadaşlar, Viva Lambda kanalına hoş geldiniz. Ben Ken. Bu video Python programlama dilinin söz dizim unsurlarını ve standart fonksiyonlarını açıkladığım serinin bir parçası. Python'u yeniden hatırlamak veya öğrenmek istiyorsanız diğer videolara da bakabilirsiniz. Bugün kısaca if talimatına değineceğiz. Bir hayli güçlü ve esnek bir talimattır if talimatı. If talimatları seçenek kavramını iki değerli ifadeler aracılığıyla programa katmayı sağlar. Fikir şu. Betik yorumlayıcısı bir kod öbeğini çalıştırmaya karar vermeden önce if talimatındaki ifadeye bakıyor ve ifadenin değeri doğru olduğunda öbeği çalıştırıyor. Yanlış olduğunda ise öbeği atlıyor. El sanahtar kelimesi if talimatındaki ifade yanlış ise çalıştırılması gereken öbeği bünyesinde barındırıyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Els ifadesi her ne kadar ayrı gözükse de manen hala if talimatındaki ifadeyle ilişkili sadece ilişki tersten kurulmuş durumda. O halde şöyle de diyebiliriz. If talimatı normalde doğrusal olan programın akışında sapmalar yaratıyor. Temelde aslında yaptığı şey bu. İlk örneğimize bakalım. E ifademiz var ve bunun değeri açıkça yanlış. Yani false. Neden? Çünkü bünyesinde taşıdığı değişkenin değeri 19. Değerlendirilen ifade ise 19'un 10'dan küçük olduğunu iddia ediyor. Bu karşılaştırma dolayısıyla yanlış. O halde olacak olan şey 3. ve 4. satırın atlanarak doğrudan else bölümüne geçilmesi olacaktır. Sonrasında program normal seyrine devam edecektir. Elif anahtar kelimesi if ve else talimatlarının bir birleşimidir. Else if diyeceğimize elif demişiz gibi düşünelim. Elif genelde koşul zinciri yaratmak için kullanılır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey koşullar art arda sıralanırken onların münferit olmalarıdır yani birbirleriyle iç içe geçmemeleridir. Yani iki veya daha fazla koşul aynı anda doğru olmamalıdır. Örneğimizde iki ifade var. Biri değişkenin değeri 10'dan küçüktür ifadesi ki bu yanlış. Zira değişkenimizin değeri 12 ve 12 10'dan küçük değildir. İkincisi de değişkenimizin çift sayı olup olmadığını kontrol eden ifade. Bu ikisi iç içe geçen ifadeler. Dolayısıyla münferit değiller. Bunun yarattığı sonuç ise şu. İlk elif talimatıyla karşılaşıldığı an, yani 9. satıra gelindiğinde ilgili ifadenin değeri true olduğu için 16. satıra doğrudan atlanıyor. Yani 11. satırdaki ifade doğru olmasına rağmen çalıştırılmıyor. Dolayısıyla bu gibi durumların oluşmaması için dikkat etmek lazım. 19. satırdan itibaren daha iyi bir kullanım örneği görüyoruz. If talimatları bir hayli esnek yapılardır. O kadar ki for talimatlarını if talimatlarını kullanarak yeniden yazabiliriz. Bunlara girmiyorum. Şimdilik bu kadar. Eğer for talimatını ilk defa duyuyorsanız ya da ne olduğunu merak ediyorsanız ilgili videonun linkini sağ üst köşeye koydum. Ya çok tahmin etmiyorum ama aramızda while talimatını if ile yeniden yazmaya çalışan oldu mu arkadaşlar? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Umarım videodan istifade ettiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Saygılarımla.